Mini Euro günlüğünden herkese merhaba. Bildiğiniz gibi İdare Kipbul Ligi'nde Türkiye şampiyonu belirledik. İstanbul'dan Anadolu Yıldızları takımı oldu Antalya'daki finaller sonucunda ve şimdi sıra geldi Avrupa Şampiyonası'na. Biz de her Avrupa Şampiyonası'ndan önce olduğu gibi yine Mini Euro günlüğü programında sizin için detaylı ve önemli bilgileri aktarmaya, canlı bağlantılar yapmaya gayret edeceğiz ve yine bu programın vazgeçilmezlerinden Rafi Bey ile beraber. Hoş geldiniz Rafi Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, heyecanlıyız. Bekliyoruz Mini Euro'yu. Biz de heyecanlıyız. Artık 12 gün, 10 gün yani son düzlüğe girdik. Çok az bir süre kaldı. Hırvatistan'da yapılacak. İsterseniz öncelikle bir hemen yapılacak kenti bir izleyelim, bir tanıtımını izleyelim. Sonrasında sizin görüşlerinize de başvuracağım. Tamam. Şehri gördük. Vrsar kenti, Hırvatistan'ın evet. Adriyatik kıyısında doğal güzellikleriyle meşhur. Çok güzel yapıları var. Neler söylemek istersiniz? Zannediyorum Hırvatistan'ın Çeşmesi'ne gidiyoruz. Evet. Güzel bir yer, mevsimi güzel. Hava güzel, yer güzel. Tabii futbol oynamaya gidiliyor ama yani bir dolaşmaya gidilmiyor. O yüzden güzelliklerin ötesinde güzel skorlar, güzel oyunlar, güzel anılar olsun istiyoruz. Salonda yani stadda yapılmaya başlandı gördüğüm kadarıyla. İyi bir organizasyon bizi bekleyeceğini düşünüyorum. Naklen yayın olayı da kesinleşmiş zannediyorum. Full HD olarak normal televizyonda yayınlanacak 7/24 kanalında. Ben heyecanlıyım, sen nasılsın? Ben de tabii ki heyecanlıyım. Oranın atmosferi bir başka oluyor zaten. Bunu en yakından bilenlerden biri de sizsiniz. Hatta bir sahaya çıkmışlığınız da var. Evet. Moldova zamanında. Yunanistan'a karşı güzel bir oyunum vardı. Güzel miydi? İhtiyaç olursa her zaman Anadolu Yıldızları'nda forma giymeye hazırım. 9 numarayı istiyorum. Öyle mi? Her isterlerse golcü eksikleri varsa her ekibimiz, zaman buradayım. Ekibimiz son sürat hızla çalışmalar devam ediyor. Onlara da bağlanacağız. Görüşlerini de alacağız zaten. Bir geçen seneye dönelim. Karadağ'da yapıldı. Bizi Antalya ekibi Galacticos temsil etmişti. Onlar da ellerinden geleni yaptılar ama bir yere kadar gidebildik maalesef. Bir geçen senenin değerlendirmesini alayım sizden. Geçen sene gerçekten her sene çok fazla ileri gidiyor Mini Euro. Her konuda, organizasyon bazında, takımlar bazında her sene daha iyi futbol oynanıyor. Tabii sert oynandığını söylemiştik yani. Futbol sert oynanıyor maalesef. Yerden kayarak müdahale olmasa dahi... Çok enteresan fizik gücüne dayalı bir oyun. Bir de taç olması sahanın boyutlarından dolayı geri defansı üçlü kuran takımlar gerçekten bir de ileri geri koşuyor takımlar. Çok güçlüler. O yüzden Anadolu Yıldızları'na tavsiyem tabii bu zamana kadar yapmış olmaları lazım. Çok iyi idmanlı gitmiş olmaları gerekiyor. Geçen sene ön plana çıkan takımlar biliyorsunuz ben daha çeyrek finaller oynanmadan önce Slovenya demiştim. Finalde kaybetmişti Slovenya, Romanya gibi bir takıma ki son dakikalarda goller olmuştu. Bu sene neden biz Slovenya olmayalım diyeceğim ama o kolay olmayacak işte. Yani her zamanki gibi karamsar bir insan olarak bu konularda gerçekçi diyelim ya da karamsar olmadan işimizin kolay olmadığını biliyoruz. Geçen sene çok keyifliydi. Türk takımı olarak da orada çok güzel anılar bıraktık. Biliyorsunuz tam o zamana o bir basket olayı vardı. Ergin evet. Ataman'ın açıklamalarından evet. dolayı bir vefat olayı vardı. Kızıl Yıldız taraftarlarının bizim maçımıza gelip pankart açmaları bayağı futbolcularımızı ürküttü açıkçası. Ama ona rağmen sessizliğimizi koruyarak Centilmenlik Kupası'nı aldık oradan. O da bizim için çok önemliydi. Herkesin takdirini, bir kere çok sempatik bir takımız.
oyuncularımızdan tutun yöneticilere kadar, Deniz Bey özellikle, bütün ülkelerin en çok sevdiği yönetici diyebiliriz orada. Aynı şekilde Cem Bey çok iyi temsil ediyor ülkemizi orada. Sen sağ ol, çok iyi bir şekilde basın ayağını çok güzel hallediyorsun. Takımımız da zaten Türklüğe yakışır şekilde davranıyor. Futbol hep söylediğimiz gibi bence ikinci plandadır. Yani bu organizasyonlarda katılmak önemlidir. Orada bulunmak yeterlidir. Ya tepkiler geliyordur. Şimdi ne biz olsaydık her zamanki gibi gelecektir. Biz olsaydık daha iyi oynardık. Nereden çıktı bu takımlar? Biz daha iyileri bu Türkiye'de var gibi çok yorumlar geliyor ama anlamaları lazım ki olay orada gidip şampiyon olmak değil, orada bulunmak, bulunmayı hak edebilmek diye düşünüyorum. Bu sene de Anadolu Yıldızları'nı iki kere seyrettim. İki organizasyonda Türkiye finallerinde. Anadolu Yıldızları'na geçmeden bir virgül koyalım. Tamam. Dediğinizin üstüne istinaden. Geçen sene neler yaşanmış? Nasıl bir organizasyon bizi bekliyor? Biraz da ipucu olacaktır. Bir geçen sene neler yaşanmışı izleyelim. Sonrasında yeniden buradayız. Mini Euro 2014 resmi olarak başlamış oldu. Sahaya Türk bayrağıyla çıkarken, elinde Türk bayrağını taşırken hissettiklerin nelerdi? Vallahi hissettiklerimi anlatmam pek bir ifade etmez. Başkalarının da anlatması var. Burada olmak lazım. Burada bulunmak lazım. O duyguyu tatmak lazım. Hani ben ne anlatsam boş. Yaşaması lazım tüm herkesin. Tam da sizin dediğiniz gibi futboldan daha çok bir karnaval havası var hatta. İnsanlar evet. Eğlenmeye de geliyorlar. Tamam futbol birinci planda, şampiyonluk evet isteniyor. Ama oradaki anın değerini de bilmek lazım galiba. Kesinlikle. Gittiğimiz yerde çok güzel bir yerdi. Karadağ gerçekten. Yani mevsim olarak orada çok kalabalık değildi belki ama çok keyifliydi. Ben Vırsar'ın daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hazırlıklar da çok iyi gidiyor evet. Çünkü oradaki hazırlıkları da duyuyoruz. Devamlı takip ediyoruz. Mevsim de çok iyi. Şu andaki görüntüler hep bizim avantajımıza diye düşünüyorum. Anadolu Yıldızları cephesine birkaç kere izleme fırsatınız oldu Türkiye finallerinden. Ne söylemek istersiniz? Ne gibi bir uyarı? Şimdi Anadolu Yıldızları tabii İstanbul takımı olduğu için uzaktan takip ediyoruz ancak. Türkiye finallerinde şampiyon olduğu kadroyla mı geliyorlar bilmiyorum. Takviyeleri var mı bilmiyorum. Eğer o direkt aynı takım geliyorsa bir kere çok iyi idman yapmaları. Yaş ortalaması sanki biraz yüksekti diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok disiplinli bir takım. Koşan bir takım. Teknik kapasitesi hatırladığım kadarıyla güç kuvveti biraz daha fazla olan bir takım daha diye hatırlıyorum. Planda. Daha ön plandaydı. Anadolu Yıldızları öncelikle gruptan kendini yukarı atmayı hedeflemesi gerekiyor. Sırasıyla konuşulması gereken şeyler. Yani şimdi burada gereksiz konuşmalar yapmamamız lazım. İnsanlara yanlış hedeflere göstermememiz lazım. Şimdi final oynarız dersek yalan olmuş olur. Öncelikle bir gruptan çıkalım. Diğer takımları bir izleyelim. Çünkü her takım sonuçta değişiklik yapabiliyor. Her ülkede farklı sistemlerle geliyor milli takım. Oradaki milli takımlar. Kimisi üniversite liginden geliyor. Kimisi şampiyonunu getiriyor. Kimisi karma yapıp seçme geliyorlar. Yapıp seçme geliyor. Yapıp. Yani hepsi farklı sistemlerle gelen organizasyona katılan takımlar. Bir görelim ama belli başlı bir Çek Cumhuriyeti olsun, bir Almanya olsun, bir Romanya olsun. Bu takımlar bu ligin derken Avrupa Şampiyonlar Ligi diyelim. Gediklileri, en iyileri diyebiliriz.
Arada sürprizler çıkıyor. Biz de İzmir takımının Uyay Balatan'ın yapmış olduğu bir gruptan çıktıktan sonra çok finalist Hırvatistan'a elendiğini hatırlatabiliriz. Çok güzel bir disiplinli bir oyun oynamıştı. Onun dışında Anadolu Yıldızı'da dediğim gibi gruptan çıkalım. Ondan sonra ikinci tur, çeyrek final, yarı final, o zaman konuşalım. Step step gidelim diyorsun. Öyle yani. Ki bu Almanya, Hırvatistan dediğimiz takımlar da mini futbolda artık ekol olmuş. Romanya, Yunanistan aynı şekilde. Yunanistan çok iyi bir ekol tabii. Diyebiliriz onlar için. Ciddi rakipler bizi bekliyor. Önümüzdeki programlarda bir tık daha detaylı onların yorumunu isteyeceğim ben tamam. Sizden. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine beraber olacağız zaten. İnşallah. Bugünlük Mini Euro gününün sonuna geldik. İlerleyen programlarda yine bağlantılarımızla ve daha detaylı bilgilerimizle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.